Sevgili seyirciler, Doğu'nun en güzel illerinden Tunceli'deyiz. Tunceli'nin değerli genç girişimcilerini sizlerle buluşturuyoruz. İşte onlardan biri Oktay Bey. Özellikle bu bölgedeki birçok çalışmada, birçok tabeladaki renklerden, tasarımlarda imzası olan bir isim. Hem kendisini, hem firmasını, hem sektörünü birlikte değerlendirelim istedik. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Bu işe ne zaman başladık? Kiminle birlikte nasıl ilerledik? Şimdi aslen şöyle bir 17 sene falan oluyor. İlk Elazığ'da bir firmada başladık bu işe. Hem okuyup hem bu işi yapıyorduk. Sonrasında değişik firmalarda çalışmaya başladık. Buraya gelişimiz de 2013'ü buluyor. 2013 senesinde buraya geldik. Ve o gün bugün iki arkadaş olarak bu işe başladık. Ve halen devam etmekteyiz. Çok güzel. İşimiz nedir? İşimizi bir tarif edelim. İşimiz daha çok memlekete hizmet etmek. Bu reklam konusunda tabii. Tabela. Ve bir takım araç giydirmeleri, firmaların ön planına çıkan yazı işleri. Aslında firmalar ilk sizin o tasarımlarınızla tanıtımlarını yapıyor. Aynen. Bir firmayı aslında sizin imzanızla ilk görüyoruz. Aynen öyle. Yani reklam her şeyden önemlidir tabii ki. Peki nasıl ulaşıyorlar size ve o süreç nasıl işliyor, nasıl belirliyorsunuz, nasıl bir teknolojiyle burada yapıyorsunuz onları? Şimdi ilk önce Tunceli küçük bir il. Bu yüzden tanınıyoruz. Bize ulaşıyorlar bir türlü. Gerek telefonla olsun, gerekse internet üzerinden ulaşıyorlar. Geliyorlar buraya, siparişini alıyoruz, tasarımını yapıyoruz. Elimizde kesici makinalarından dijital baskı makinesi, CNC makinaları mevcuttur. Tasarımı onlara gösteriyoruz, uyguluyoruz. Birlikte fikir üretiyoruz. Eksiklerini biz tamamlamaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde gereken en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ne kadar sürer ortalama onun tasarımın hazırlanması? Boyutuna göre değişir belki, kalitesine göre ama. Ya tabii içeriğine göre değişiyor. Yazların fazlalığına göre veya ölçülerine göre, iyi bir işçiliğe göre. Kimisi var diyor sadece yaz işimiz görünsün odur. Evet. Ama biz bunun üzerine değer koyuyoruz. Yani bilgilerimizi aktararak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha sanatsal bir şey ortaya çıkıyor. Yani daha sanatsal bir şey ortaya koyuyoruz. Zemin olarak ne kullanıyorlar? Çok şimdi ahşaba yönelimde oldu. Renkler ve zemin olarak daha çok neler öne çıkıyor son zamanlarda? Son zamanlarda kompozit çalışmaları var. Bunun yanı sıra mika, pleksi dediğimiz malzemelerle üretimlerimizi sağlıyoruz. Ahşap içerikler de var. Bu yani, bölgede daha çok ne seçiliyor? Bu bölgede İklim etkili olabiliyor değil mi? O etkili olduğu için genelde biraz da doğaya düşkün olduğumuz için ahşap üzeri tabelalar. Güzel. Kompozit. Bazen de kompozit üzerine uyguladığımız ahşap desenler. Bunlarla iş yapmaya çalışıyoruz. Tabii o reklam panolarının yanı sıra farklı şeyler de panolar görüyoruz, çerçeveler görüyoruz. Neler yapıyoruz? Şık aksesuarlar da yapıyoruz galiba. Aksesuarlar yapıyoruz. Milletin isteğine göre yani elimizden geldiğinin fazlasını uygulamaya çalışıyoruz. Tablo isteyenler oluyor. Araç resimleri, her türlü yani inan çocuğunun resimlerini getirip büyütenler oluyor. Yani elimizde gelen bütün imkanları değerlendiriyoruz. Çok bazen oluyor ki çatı akıyor, çatı tamirine bile gidiyoruz. Çok güzel. Biraz da güvendikleri için değil mi? Hem onlar kendine güveniyor hem bizim özgüvenimiz fazla. Çok güzel. Kimseyi de geri çevirmemek için elimizden geleni yapıyoruz yani. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz peki Oktay Bey? Şu an 6 kişiyiz. Ve biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ettim. Her şey için sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.